Hayırlı olsun. Siz de sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı günler. Beyşehir çok şükürler olsun ki güzel bir ivme kazandı. Sizlerin sayesinde güzel bir başarı elde ettik hep birlikte. Bunlar sizlerin sayesinde oldu hep birlikte. İnşallah daha güzel şeylere, başarılar hep birlikte aşacağız. Hep birlikte devam edeceğiz. Beyşehir'imizin sorunlarını Sayın Başkan Yardımcım dile getirmesini sizden ricalarımız olacak bu hususta. Beyşehir Gölü kurumak üzere. İyice balçıklaştı. İçme suyu bizim insanlarımızın içtiği su olduğu için içme suyu daha zorlaştı. İnsanlar, çocuklar benim genç yaşta Alzheimer'e yakalanma hastalığı nedeniyle çıktı. Hatta büyük yasaya göre de 11 milimetrelik şey inmiş aşağı. Bu yüzden de sizi Beyşehir Gölü'nü koruma dağısında sizin yanımızda olmanızı istiyoruz. İnşallah. Beyşehir savunma sanayisi olarak Üzümlü, Huğulu ve Beyşehir ikinci organizasyonlar ve ağır silah fabrikaları olduğu için burada genişleme olmuyor. Mesela bir mermer fabrikaları genişliyor, yeri veriyorlar, orman işletme ama fabrikalar büyüyecekler için yer vermiyorlar. Bunu da dile getirmenizi istiyor sizden. Hüyük Üzümlü çok geniş bir nüfusa sahip. Çoğun yerde doğal gaz yok. Bunu sizden talep ediyoruz. Dile getirmesini istiyoruz merkezden. Beyşehir Teşkilatı her zaman hizmetine hazır. Her hazırlıkta bekliyor. Mücahitler olarak Beyşehir sizin hizmetinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum diye getirmenizi. Değerli kardeşlerim, Yeniden Refah Partisi olarak 14 Mayıs seçimlerinden 5 vekilimizi çıkartmak suretiyle şu anda parlamentomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başta Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey olmak üzere temsil ediliyoruz. Aynı zamanda Konya'mızdan da bir vekilimizle parlamentoda Konya'mızı temsil ediyoruz. Ali Yüksel hocamız, değerli başkanımız buradan sizlerin çalışmalarıyla, sizlerin oylarıyla Erbakan hocamızın geçmişten 69 yılında buradan bağımsız olarak seçilmesi sonrasında yine son seçimde de sizler Konyalılar olarak, milli görüşçüler olarak hasbi bu davanın insanları olarak, bu davanın neferleri olarak bir vekille bizi parlamentoda temsil ediyorsunuz. Asıl teşekkürü size yapıyoruz. Beyşehirlere yapıyoruz, Konyalılara yapıyoruz. Sağ olun, var olun. Bizler burada öncelikle Konya'da Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey'in biraz önce Konya İl Binamızın açılışıyla birlikte başlayan programımızda şu anda diğer Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, Kurucular Kurulu üyelerimiz ve Başkan Yardımcılarımızla birlikte burada bugün 31 ilçemizde aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde programımızı gerçekleştireceğiz. Ne yapıyoruz biz bu programda? Anadolu buluşmalarında sizlerle buluşuyoruz. Anadolu'muzun çok kıymetli insanlarıyla sizlerle hasbihal ediyoruz. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. STK ziyaretleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımızı, kaymakamlarımızı ziyaret ediyoruz. İlçemizin sorunları neler? Vatandaşımızın sorunları neler? Sadece seçim zamanı değil, aynı zamanda geçim zamanı da sizlerle birlikte olduğumuzu beyan ediyoruz değerli kardeşlerim. Burada evet, biz sadece seçim zamanı gezip de insanları ziyaret edip de oy talebinde bulunan bir parti değiliz. Şu anda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı, ekonomik buhrandan dolayı bir bakıma bizim Yeniden Refah Partisi yöneticileri olarak sadece Ankara'da genel merkezimizde oturmak değil, burada halkımızın, milletimizin dertleriyle hemhal olmak durumundayız. Bu bakımdan bugün buradayız. Burada sizlerle, teşkilatımızla birlikte vatandaşımızı, Beyşehirli kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Biraz önce çok değerli ilçe başkanımızın anlatmış olduğu hususlarla alakalı da notlarımızı alacağız. Ankara'da mecliste olsun, aynı zamanda bürokraside olsun, bakanlıklarda olsun bu Beyşehir'imizin sorunlarını takip edeceğiz. Organize sanayi bölgemizin aktif hale gelmesi için, savunma sanayimizin gelişmesi için, Beyşehir Gölümüzün kurumasının önlenmesi için bunların hepsini tek tek dikkate alacağız. Aynı zamanda tarım ve hayvancılığın burada eski gücüne kavuşabilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak başta Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey olmak üzere bizler burada sizlerin temsilcisi olacağız. Parlamentoda evet AK Parti iktidarının gücü olmasına rağmen şu anda ilçe başkanımızın bu sorunları anlatması manidardır değerli kardeşlerim. AK Parti iktidarının bu kadar güçlü olmasına rağmen, 21 yıldır iktidarda olmasına rağmen burada bu sorunları çözebilmesi gerekirdi.
4 koruma polisi tarafından korunan bir kadın yine eşi tarafından vurularak öldürülüyor. Demek ki siz bu yasanın yaşamadığını, bu yasanın güncellenmesi gerektiğini, bu yasada çeşitli eklenmelerin, çeşitli noksanlıkların giderilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bunun için Beyşehir'de paylaşıyoruz. Çünkü Beyşehir Anadolu'nun bağrında gerçekten de ahlak ve manevi açıdan özellikle de iman kalesi bir şehir olmak suretiyle tüm Türkiye'yi etkileyen bir şehir olması, aynı zamanda Erbakan hocamızın 1969'da buradan bağımsız aday olarak yola çıktığı zaman da yine aynı mottoyla yola çıkması açısından burada bu maddeyi önemseyerek, altını çizerek sizlerle paylaşmak istiyorum. 30 maddemizin içerisindeki bir madde buydu. İkinci maddemiz neydi? Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi. Özellikle gübrede vergisel olarak indirime gidilmesi. Gübre fiyatlarının devlet tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesi. Gübresiz tarım, hayvancılık olamaz değerli kardeşlerim. Aynı zamanda satın alma garantisi verilmesi. Siz burada diyelim bir büyükbaş hayvancılık yapıyorsunuz. Burada büyükbaş hayvanlarınız var, süt besiciliği yapıyorsunuz. Sütün satın alma garantisinin verilmesinin sağlanmasını istiyoruz. Et ve süt kurumunun aktif halde çalışmasını istiyoruz. Eski ismi et ve balık kurumu olan bu kurumun et ve süt kurumu olarak değiştirilmesinin yetmeyeceğini, sadece tabelada et ve süt kurumu olarak durmasının eksik olduğunu, bunun fiilen et ve süt kurumu olarak aynı zamanda balık kurumunun da içine eklenmesi suretiyle güçlendirilmesi gerektiğini paylaşıyoruz. Ve gelelim şu anda yaşanan ekonomik sıkıntıya. İstanbul'da bundan yaklaşık bir ay önce Güngören ilçemizde yapmış olduğumuz bir toplantı öncesinde aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Ve Güngören ilçe binamıza yukarıya doğru biraz önce çıktığımız gibi çıkarken kaldırımda bir amcamız bizim önümüzü çevirdi. Durun bakalım dedi, nereye gidiyorsunuz? Dedik ki yukarıda toplantımız var, buyurun siz de gelin çayımızı için, kahvemizi için. Hayır dedi. Siz dedi toplantınızı yapın, beni ilgilendirmez. Sinirli bir şekilde bize tepki gösterdi. Ben dedi bir emekliyim. Ben dedi şu anda bak alışverişten geliyorum, kasaptan geliyorum dedi. Bak bakalım şu poşetin içinde ne var diye bana sordu. Poşetin içine baktığımız zaman içeride bir parça kıyma gördük değerli kardeşlerim. Bir tabağın içerisinde, poşet içerisinde az bir kıymayı görünce kendisi bana döndü dedi ki bak burada 100 gram kıyma var. Ben şu anda kasaptan geliyorum. 100 gram kıyma aldım. Ben bununla bu akşam evimde yemek yapacağım. Kaç kişiyiz? Bu kaç kişiye yeter? Hepinize dedi yazıklar olsun. Bütün siyasi partilere söylüyorum bunu dedi. Ve dedi ki siz dedi şu anda iktidar ortağısınız. Benim dedi almış olduğum bu kıymadan dedi hepiniz sorumlusunuz. Kendisine dedi ki hayır amca bak kusura bakma biz iktidar ortağı değiliz. Biz AK Parti ile bir ittifak yaptık ama biz bir iktidar ortağı değiliz. İttifakta evet birlikte olduk ama biz iktidarın yapmış olduğu, almış olduğu kararlarda bir imzamız yok. Ama amcamız dertli. Hepimizi sorumlu tutuyor. Bütün siyasi partileri sorumlu tutuyor. Bu dert hepimizin derdi değerli kardeşlerim. Sadece bu amcamızın derdiyle yaşamasına müsaade edemeyiz. Bizim Türkiye'nin kaynaklarını doğru kullanmak durumundayız. Aynı zamanda havuz sistemine geçmek suretiyle işte 30 maddede havuz sistemi de vardı. İktidara yine buradan daha önce de seslendiğimiz gibi televizyon programlarında, basın toplantılarında seslendiğimiz gibi yine buradan Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanlığı binasından sesleniyorum. Bu 30 maddenin hayata geçmesi için ısrarcıyız, takipçiyiz. Erbakan hocamızın talebeleri olarak Beyşehir'den, Erbakan hocamızın çadırın orta direği dediği Konya'dan iktidar partisi mensuplarına, AK Parti yöneticilerine, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Bu 30 maddeyi bir an evvel hayata geçirin. Şu anda yaşanan bu ekonomik zulüm ortadan derhal kalksın diyoruz. Genel Başkanımızın yapmış olduğu konuşmalarda bu 30 maddenin hayata geçmesiyle ilgili yapmış olduğu ısrarcı tavırlarından dolayı Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin çaresi bu 30 maddededir değerli kardeşlerim. Bizler bunları niye söylüyoruz? Biz Türkiye'de yaşayan herkesin kardeş olduğunu, aynı zamanda şu anda iktidar partisindeki insanların da bizim kardeşimiz olduğunu, bizim de bir kardeşlik vazifesi olarak bunları söylemek mecburiyetinde olduğumuzu buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu ülkede yaşayan insanların hepsi birbirine destek vermek zorundadır. Biz şu anda
Yeniden Refah Partisi olarak müspet muhalefet yapan bir partiyiz. Ne demek müspet muhalefet? İyi olan bir iş var mı? İyi olan bir işi takdir ediyoruz. Eksik olan bir iş var mı? Eksik olan bir işin eksik olduğunu beyan ediyoruz. Burada eksiklikler var, şu eksiklikleri tamamlayın diyoruz. Yanlışlar var mı? Yanlışlar varsa buralarda yanlış yapıyorsunuz. Lütfen bu yanlışlıkları düzeltin diyoruz. Bunları yapmak bizim boynumuzun borcu. Elbette biz kardeşiz, kardeşlik hukuku çerçevemizde de biz AK Parti yöneticilerine bunları söylemek zorundayız. Burada Konya'mızda tekrar sizlerle birlikte bulunmuş olmaktan duymuş olduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ekonomik krizin ortadan kalkmasının tek çaresinin yeniden Refah Partisi'nin 30 maddesinin hayata geçmesinde olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi bu Refah Partisi logosunun tüm Türkiye'de sadece Beyşehir'de değil 30 ilçede aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi'nde almak suretiyle tüm Konya Ovası'nda dalgalandıracağımızı buradan tüm halkımıza paylaşarak ifade ediyoruz. 1994 yılında Erbakan hocamızın önderliğinde, liderliğindeki Refah Partisi döneminde biz başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Türkiye'deki büyük şehirleri aldık. Aynı zamanda o dönemde bütün şehirler yasası yoktu. Burada ilçelerimizi, beldelerimizi almak suretiyle bir rekor kırmıştık. 94 yılındaki Refah Partisi ruhunu 2024 yılında yeniden Refah Partisi ile tüm Türkiye'ye yaşatacağız. Son cümlemi de söylemek suretiyle konuşmamı tamamlıyorum. Buradan kameralar vasıtasıyla, sizlerin vasıtasıyla, çekim yapan kardeşlerimizin vasıtasıyla tüm bizi seyreden, aynı zamanda burada bu toplantıda olan kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. Müjdeler olsun, Refah geliyor diyor. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Sağ olun. Genel Başkanımızın sizlere selamları var. İlçe Başkanımızı tanıyor musunuz? Nasılsınız? Mehmet Altunöz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Genel Başkanımızın selamları var size. Aleyküm selam. Samimiyetim var. Var mı? Var. Çok güzel. Her geldiğinde buraya alışverişini yapar, öyle çıkar. Tamam, çok iyi. Genel Başkanımız buraya geliyor mu? Gelir. Oo, çok güzel. Adayımız, Beyşehir adayımız var. Beyşehir adayımızı inşallah teşkilatımız kendi arasında planlayacak, programlayacak, adayımızı açıklayacağız. Var mı tavsiyeniz, öneriniz? Benim kim gelirse kabul edin. Zaten. Teşekkür ederiz. Bak şöyle, senin gibi gençler gelecek, tamam mı? Sen Erbakan Hoca'yı biliyor musun? Duydun değil mi ismini? Bak o Konya'dan 69 yılında başlamış. Bu şeref bize ait başkanım. Teşekkür ederiz. Başkanım. Merhaba. Merhaba. Ömer Başkanımız sizi seviyor başkanım. Ben de seviyorum. Öyle görüşürüz. Evet. Vazgeçilmezimiz elbette imanımız yönünden de öyle. Yani fotoğraf alıyoruz. Evet.